Herkese merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda Mart ayı genel gökyüzü hareketlerini konuşacağız. Burçlara etkilerini haftalık programlarda inceleyeceğiz. Ayın ilk etkisi 2 Mart'ta 12 derecede gerçekleşen Balık yeni ayı. Jüpiter'in başrol oynadığı bir yeni ay bizleri bekliyor. Yani aslında oldukça destekleyici olduğunu ama iyi ya da kötü gündeme ne gelirse büyütme, abartma eğilimi de getirdiğini söyleyebiliriz. Dağılmadan hareket etmeye, odaktan uzaklaşmamaya dikkat edilebilir. Çünkü balık enerjisi tam da zihni bulandırabilecek, hedefi şaşırtabilecek etkilere sahip. Hayaller ve hayata geçirilmek istenen konular için motivasyon getirebilir. Empati, anlayış, sezgi gibi duyguların da oldukça yoğun hissedebileceğini söyleyebiliriz. 6 Mart'ta önce Mars, ardından Venüs Kova burcuna geçiş yapıyorlar. Mars'ın Kova burcunda stratejisi daha analitik ve mantıksal çalışır. Olaylara daha yenilikçi ve alışılmadık çözümler getirebilirler. Aynı zamanda bir gruba liderlik yapmak, grubun hareket etmesini sağlamak gibi de çalışabilir. Venüs Kova burcunda sevgi anlayışına mesafeler getirebilir. Ne kadar ilgi beslerse beslesin, içli dışlı olmaktan pek hoşlanmayabilirler. Arkadaşlık ihtiyacı daha ön plandadır. Finansal açıdan bakıldığında da yeniliğe gitmek, bazı değişikliklere ayak uydurmak gerekeceği söylenebilir. 10 Mart'ta Merkür Balık burcuna geçiyor. Merkür astrolojide iletişimimizi, konuştuğumuz konuları, ifade biçimimizi gösterir. Balık burcundayken hayal gücünün ve yaratıcılığında ön plana çıktığı daha sanatsal ifadeler gündemde yer alabilir. İlgisi olanlar şiir yazmak için ilham bulabilirler. Aynı zamanda bu etki yanıltıcı ifadelerin de gündemde olacağını gösterebilir. 13 Mart'ta Güneş ve Neptün kavuşuyor. Gerçekler ve hayaller arasında denge kurmak gerekebilir. Bu etki altında bir şeylere inanma ve kendimizi kaptırma ihtiyacımız devreye girebilir. Yaratıcılık gerektiren sanatsal konularda oldukça destekleyicidir. Tasarım gerektiren işler değerlendirilebilir. Ruh haline göre, duygulara göre hareket etme eğilimi gösterilebilir. 18 Mart'ta Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Balık yeni ayında gerçekleştirilip gerçekleştirmediğimizi gözden geçirmeyi sağlayabilir. Daha çok sorumluluklarla ilgilidir ve sonuçlara da götürebilir. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. Tüm Koç burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Koç burçları zodyağın ilk çocuklarıdır. Mevsimsel olarak da Koç zamanını ilkbaharın başlangıcı olarak kabul ederiz. Güneş Koç burcunda yüceldiği konumdadır. Odağımız daha çok hareket enerjisi, yaratıcılık, cesaret gibi konular olur. Buradaki harekete geçme enerjisi biraz daha dürtüseldir. Planlanarak başlanan işlerdense içimden geldi yaptım düşüncesi daha hakim olabilir. 22 Mart'ta Merkür ve Uranüs arasında kare açı kesinleşiyor. Beklenmedik ve sürpriz etkisi yaratacak olaylar yaşanması mümkündür. Uranüs'ün dokunduğu alanlar 180 derece dönmesiyle meşhurdur. O yüzden bu dönemlerde yeniliklere açık olmamız gerekebilir. Hareket alanımıza müdahale ettiğini düşündüğümüz her konuyu savaş meselesi haline getirebilir. Aynı zamanda içten içe bir isyan enerjisini de büyütebileceğinden, nerede kısıtlanmış hissediyorsak, nerede özgürlüğümüzden çok uzaksak, orada rest çekme, haklarımızı savunma, bazen de sadece galeyana gelmek gibi çalışabilir. 27 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiyor. Balık burcunda fazla duygulara ve anlama maruz kalmış Merkür artık eski canlılığını geri kazanabilir. Anlık gerçekleşen konuşmalar ve kararlar daha çok ön plandadır. Tabii bazı konular için de sonuçlarını düşünmeye çalışmak da önem arz edebilir. Bu programda Mart ayı genel gökyüzü hareketlerini değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.